Sevgili dostlar merhaba. Çok hızlı gündemde yine birlikteyiz. Bugün belki size de mesaj gelmiştir. Genel sağlık sigortasını ve o vesileyle gelen hacizleri konuşacağız ve bir de tabii bununla ilgili diğer alanlarda konuşacağız. Şimdi hatırlayalım ne olmuştu? Yıllar önce çıkmıştı bu kanun. Çıktığı zaman da büyük tepki olmuştu ama Yeterince büyük tepki olmamıştı. Yani bu yeterince büyük tepkiden kastım şu yalnız mağdur olan sıradan vatandaş değil. Siyaset kurumu için de gündemler çok gelip geçiş. ya yani bir şey oluyor buna izin vermeyiz asla olmaz falan diyorlar. AKP meclis çoğunluğunda olduğu için geçiriyor ve o gündemden düşüyor yani, yani o emre vaki olmuş oluyor. Bunda şunun da ben etkisinin olduğunu düşünüyorum bu gezi olaylarından sonra iktidarda bir sokak travması oldu ve hani bir nevi şöyle bir mesaj verdi. Yani sokağa çıkanı öldürürüm. Muhalefet de bunun satın aldı. Muhalefet de sürekli sokak kötüdür, sokağa çekilmeyeceğiz falan demeye başladı. Ama yani bu genel sağlık sigortasını getiren yasa kadar hepimizin sokağa dökülmesini gerektirecek bir başka yasa bilmiyorum ben. Yani bu millet tarafından verilmiş vekalet görevinin kötüye kullanılmasıdır. Millete büyük bir kazık. Ne olmuştu o yasa çıkınca? Mesela şunu hatırlıyorum. Part time çalışanları zorunlu sigortalamışlar. Bu ne demek? Şimdi part time çalışanların arkadaşlar sigortası kısmi yatar. Bizim de var tam göçükte yani öğrenci arkadaşlarımız part time yatıyorlar. Bu isteğe bağlı tamamlanabilir yani sağlıktan falan yararlanabilmek için. Fakat onu zorunlu tamamladı devlet yani. Dedik sen bu kadarlık çalışıyorsun. Bu kadarını da ben zorunlu olarak sigortalıyorum ve borcun olacak. İkincisi mesela yurt dışında çalışanlara bir şey çıkmıştı. Ya adam çalışıyor yurt dışında kendi bir şekilde çözüyor sigortasını. Fakat burada zorunlu sigortalamışlardı doğru. İşsizlere sigortaladılar arkadaşlar. Yani daha doğrusu işsizleri sigortaladılar değil işsizlere sizlere borç çıkarttılar. Çünkü Burada anayasanın ruhuyla da bir aykırılık var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çok net bir şekilde devletin sosyal bir devlet olduğunu ifade eder. E diyelim ki biliyorsunuz birçok mekanizmamız var bizim düşkün duruma gelmiş vatandaşlarımız için. Söz gelimi yeşil kart diye bir uygulama var biliyorsunuz. Ondan sonra işte illerin hem il özel idarelerinin hala geçerli mi bilmiyorum bu işte büyükşehir yasalarıyla falanla falan filanla filan da aslında il özel idarelerinin işte mesela köy hizmetlerini falan filan da değiştirdiler, dönüştürdüler, bir kısmını ilga ettiler hatta ortadan kaldılar ama sosyal dayanışma sandıkları olur. E hem Mülkiye'nin yani işte kaymakamlığın, valiliğin zor durumdaki insanlara karşı bir takım yükümlülükleri vardır şeye de geç yani lütuf değil bu. Hem belediyelerin, yerel yönetimlerin falan neyse adam işsiz. Yani parası yok, para kazanamıyor. Ve diyelim ki iş arıyor yani iş kura başvurmuş kendi çevresinde iş arıyor falan. Bu adama sen bize zorla para vereceksin demek akıl kârı değildir. Akıl kârı değil. Bunu yaptılar tabii insanlarda şöyle bir rehavet de oluştu yani AKP maalesef buna da alıştırdı. İşin şu tarafı da var çünkü. E, dediler ki yani nasıl olsa af çıkar çünkü AK her şeyi af getiriyor arkadaşlar. Cezalara af getiriyor. Yani işlenen suçlara af getiriyor. Vergilere af getiriyor. Borçlara af getiriyor değil mi? Buna da af çıkar. Ve buna da karşıyım. Yani devlet de bak kanun getirdiyse onu uygulayacak. Dediyse ki ben senden Bahadır Han işsiz kaldığın süreçte bu arada ben de ödedim. Yani ödemiştim vaktiyle. Bir işsiz kaldığım bir süre olmuştu. Yani işimden ayrılıp kendi işimi kurduğum falan bir dönem olmuştu. O dönemde beni borçlandırdı. Ödedim. Bahadır Han Aslan senden bu parayı alacağım dediysen alacaksın bir de. Ha alacaksın ki vatandaş da bak o, o acıyı hissedecek. Yani diyecek ki burada anlamsız bir şey var. Saçma bir şey var. Ne oluyor? Sokağa çıkacak, protesto edecek. Yani protesto kültürümüzün yok olması böyle Öyle sonuçlanıyor arkadaşlar. Şimdi de ne oldu? Devlete kaynak lazım. Efendim eski bir şey gibi. Müflis tüccarın eski defterleri karıştırması gibi. Eski defterleri karıştırdı ve dedi ki bir iş birikmiş işte. Biraz da zamlanmış. Faiz gelmiş. Borçlar var. Bunları tahsil edelim. Mesela çok bu zaman zaman devletin aklına düşünce de şöyle mağduriyetler oluşuyor. Mesela yıllarca arayıp sormamışlar onu. Sonra bir 300 lira bir yerde borç kalmış. Bütün hesaplarına bloke geliyor insanların. Çok yakın arkadaşlarından, dostlarından birisi düğününden bir gün önce böyle bir şey yaşadı. Üniversite kredisinin bir taksi ödememişti, ne olmuştu, öyle bir şey olmuştu. Düğününden bir gün önce bütün hesaplarına böyle öke koymuşlardı. O da anlamsız yani. yani her şey hem uygulama anlamsız hem bunun altındaki mekanizma anlamsız. Ben fikren şu pozisyondayım. Türkiye'de ya da dünyada ya da işte bir ideal şartlarda konuşan bir devlet vatandaşına asgari bir sosyal güvence sağlamalı. Bu ne demek? Mesela eğitim, sağlık gibi alanlarda ücretsiz devletin finanse ettiği alternatifler mutlaka olmalı. Bunun ötesinde isteyen, arzu eden, daha iyi hizmet almak isteyen de paralı olana gitmeli. Çünkü ben şuna gerçekten inanıyorum. müşterin trajedisi denir. Mesela dün... Gazi Parkı'na gittik arkadaşlar. Ankara'da şey bir Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bir park. E o parkta evcil hayvanlar varmış. Oğlum da çok seviyor. Hayvan seviyor. Hayvan severek büyüsün istemiştim. Hem kedisi var hem köpeği var. Başka başka hayvanları da böyle televizyonda görünce çok hoşlanıyor. Annesi dedi ki hani oraya götürelim. Gerçi saatini kaçırmışız göremedik ama. Şimdi bir her tarafta sigara izmariti vardı. İki kocaman koyun köpeği gibi yani hakikaten kangal kırması bir sürü köpek sağda solda hırlaşıyorlar birbirlerini parçalıyorlar falandı. Çünkü müşterinin trajedisi. Orası kamu mülkü olduğu için böyle. Orası ücretli işletilen bir işletme olsaydı böyle olmazdı. Mesela parklarımız o çok canımı sıkıyor. Çünkü çocuğumu sürekli parka götürüyorum. Çok seviyor ve ben de onu istiyorum. Yani eve kapanmış büyümü büyüyen bir çocuk olmasını istiyorum. E, parklara götürüyorum. Abicim her taraf bir aşşesi kırığı. Çünkü bir takım nokta nokta çocukları. Bunu marifet zannediyor. Parkta oturup içmeyi marifet zannediyor. Mesela devlet bu arada onlar aslında parkta içmeyi salık veriyor. Çünkü içkiyi çok pahalı hale getiriyor. İçkili restoranı kriminal hale getiriyor. Bunların hepsi devlet politikası bu arada. O da ne yapacak? İçecek. Kendince işte bir site atmak istiyor. Gidiyor parka oturuyor akşamları. Sonra da işte öküz oldu öküz olduğu için o cam şeyi bir de vurup kırıyor. Ya da o cam şeyi kendi düşüyor kırılıyor bilmem ne. Her taraf cam kırı. Hem köpeğime hem çocuğum mesela bir parka götürdüm. İkisinin de oynayabileceği alan var. Hem oğlan düştü dizine cam saplandı hem köpeğin patisine cam saplandı yani. Bu da işte şeyin trajedisi. müşterinin trajedisi. Özelleştirme o yüzden hani ilkesel anlamda çok karşı değilim. Güvenci güvence olduğu sürece. Yani düşeni tutan bir kamusal anlayış olduğu, gerçek manada sosyal devlet anlayış olduğu sürece ücretli alternatiflerin de rekabetin içerisine girmesine çok karşı değilim. Hatta bazı alanların yalnızca ve yalnızca özel olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani devletin oralara hiç girmemesi gerektiğini de düşünüyorum. Her Aynı şekilde bireyin de kendisine dair tasarrufları böyle çeşitlenebilmeli. Yani mesela emeklilik ve sağlık programlarımız. Bir kamunun sağladığı, devletin sağladığı sistem var. Bu özel alternatifler arasından bizim tercihimiz de şekillenmeli. Mesela şöyle tuhaf bir şey var arkadaşlar. Ben mesela Bağkurluyum. Ya çok dezavantajlıyım. Bağkuru ödemek çok dezavantajlı. Yani hani yaşım büyüdükçe ödemek daha mantıklı ve mesela yüksekten ödemenin de bir anlamı yok. Benim kayınpederim mesela Bağkur'dan emekli şey var maaşı var. Hala çalışıyor ama o kendisi. Diyor ki her torun elimi öpse hepsine 150 lira versen bitiyor diyor, diyor emekli maaşı yani. Bunun için yatırıyoruz şey. Bayramda geliyor bir de maşallah çok da torunu var kendisinin. Her birine 100 lira veriyorum ve emekli maaşım bitiyor diyor. Bütün bu çileyi de onun için çekiyoruz. Bu süreci benim yönetebilmem, benim alternatiflendirebilmem, benim mesela diyelim ki yaşım gençken ondan sonra hani kredi skoru gibi sağlık skorum iyiken iyiyken, doktora gitmiyorken mesela sağlık kısmını azaltabilmem. Ondan sonra nerelerde değerlendirildiği üzerinde tasarrufta bulunabilmem lazım diye düşünüyor. Yurt dışında çalışıyorsa Mesela yurt dışında çalışıyorum, kendimce bir iş yapıyorum. Benim zorunlu sağlık sigortası yapamazsın bana. Yani. Sen benim üzerimde böyle tasarruf sahibi olamazsın. Anlatabildim mi? Kardeşim ben bunu yöneteyim. Sonra bu işle ilgili yani AKP'nin emeklilik, işte mesela EYT ben bu arada bir muhalif olarak muhalif partilerin EYT çırtkanlığına da karşıydım. Ve her defasında karşı çıkıyordum buna. EYT çırtkanlığına. Hani bizi izleyen bazı dostlar bundan şikayet edebilir ama EYT ihanettir arkadaşlar. Ha, işin şu tarafı da var. Mevcut şartlarda Türkiye'de bizim sağlık yapımız insanımızın yıpran Seviyesi düşünüldüğü zaman geç emekli oluyoruz. Yani bir de o taraftan böyle bir şey var. Bunun bir dengesi bulunabilirdi. Ee, ama erkenden 40'lı yaşların başındaki insanların emekli olması kabul edilebilir bir şey değil. Ve bunun Hani çok insan istiyor diye meşru bir talepmiş gibi algılanması da değil. Çünkü mesela çok insan şey de isteyebilir. Devlet kesesinden hepimize para dağıtılısını da isteyebilir. Yapacağız mı yani bunu? Yapmayacağız. Burada şöyle bir şey gözlemliyorum. Bakın hepimiz yaşayacağız bunu. Anne babalarımız işte 45'inde en geç 50'sinde falan emekli oldular. Bizler çalışıyoruz. Bizim en iyi senaryoda bildiğim kadarıyla Bağkur'un en iyi senaryosu şu. 9000 gün prim ödeyeceksin ve 60 yaşını doldurmuş olacaksın. 9000 gün prim ödeyeceksin ve 60 yaşını doldurmuş olacaksın olacaksın diyorlar. Özel sektörde çalışan arkadaşlarımız için şöyle bir problem var. Biliyorsunuz özel sektörde 45'inden sonra eğer terfi almadıysan iş bulmak çok zordur. Yani terfi almadıysan kastım şu. Artık müdür oldun, ne bileyim genel müdür oldun, genel müdür yardımcısı oldun falan. O zaman evet o tecrübeyle falan iş bulabilirsin ama şimdi bu piramidin doğası gereği arkadaşlar herkes müdür olmayacak. Herkes genel müdür olmayacak. Herkes genel müdür yardımcısı olmayacak. Dolayısıyla diyelim ki bir şirket battı ya da başka bir şey oldu. Kişisel hayatında bir felaket olduğu bir stajyeri yaşanan bir şey olduğu bir işten ayrılan insan. 50 yaşında özel sektördeki bir işten ayrılan insan korkunç bir manzara görecek önünde. 63 yaşında emekli olacak o arkadaş. En az 5400 gün prim ödemiş olması gerekecek bu arada. E, o süre gelene kadar. 63 yaşına kadar bir de geçinmesi de lazım. Ne yapacak? Mesela mühendisken, avukatken, doktorken, hemşireyken neyse daha düşük işlerde çalışmak zorunda kalacak. Bu ben işleri küçümsemem. Yani ben mesela serbest bir iş yapıyorum. Hani danışmanlık ve reklam firmam var. Bana her türlü danışmanlık gelir ve hepsini alırım. Kocunmam da yani. yani bu öyleymiş bu böyleymiş diye. Çünkü ben bu işten para kazanıyorum. Fakat işte 20 sene 30 sene diyelim ki mühendislik yapmış bir adamın sonra garsonluk yapması onu yaralayacak. Bunu mesela işte ben öğrencilik hayatında çeşit çeşit iş yapmış bir adam olarak söylüyorum. O zaman yapmak bana dokunmaz ya da hayatım boyunca onu kariyer olarak seçsem ve yapmam, yapsam yine dokunmaz ama mesela öyle de olsa garson olsan şef garson olursun o kadar şöyle garsonluk yaptıktan sonra. Ama 50 yaşında hadi ben gideceğim garson olarak başlayacağım dersen seni önce komi yapmaları gerekir mantık ya. Bunun sosyal bir bedeli de olacak. Bu insanların psikolojisi bozulacak, canı sıkılacak. Bu insanlar nefret dolu olacaklar. Ee, şikayet dolu olacaklar. Hepimizi bu arada beni de bekliyor bu. Yani benim yaş grubum ve altını böyle bir şey bek. Tahmin ediyorum bu arada ilerleyen 10 yıllar yani 10 yıl civarında bizlere, bizim kuşağa 55 civarı emekli olmak için bir fırsat tanınacak gibi. Bu arada buna da destekleriz, desteklemeyiz o ayrı mesele. Ama hazırlıklı olun derim. Tahminim bizden bir meblağ isteyecekler, borçlanma gibi. Emeklilik yaşını erkene çekebilmek için belli bir miktar para ödeyeceksin ve emekli olacaksın gibi geliyor bana. Çünkü bu sistem kaldırmayacak. Bir taraftan çok az çalışan, çok fazla emekliye bakıyor ama diğer taraftan da işte bunu normalleştirdiğin için hem emeklilik talebi var hem de 63 yaşına kadar düzgün isteklerle, Tam olabilecek insan sayısı çok kısıtlı, 63 yaşına kadar sağlığı bunu el verecek insan sayısı da çok kısıtlı. Ve getirilen özel emeklilik, bireysel emeklilik sistemleri de henüz yeterince gelişmiş ve yeterince bu talepleri karşılayacak pozisyonda değil. Böyle bir manzara da görüyorum. Yani AKP döneminin bu mahvettiği sosyal güvenlik sistemimiz Türkiye'ye büyük bir böyle şey gibi, göktaşı gibi yaklaşıyor, bize çarpacak. Bu hacizler bunun belirtisi. Bu hacizler size geldi ve şikayet ediyorsanız yalnızca bana haciz geldi diye şikayet et. Etmeyin. Sosyal güvenlik sistemimizin alt üst edildiğini ve vatandaş hilafına sır siyasi ve günübirlik kaygılarla peşkeş çekildiğini bilin ve kendi muhalif partinize de bunun baskısını yapın. Onlar da sizin lehinize çalışmıyor. Bunu da söyleyelim. Bugün biraz daha böyle güncel bir konuya değinelim. Teorik bir konu konuştuk bir önceki gün. Dedik, ümit ederim memnun kalmışsınızdır. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.